Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin başlarına doğru ise D, yanlış ise y harfi koyunuz demiş. Bakalım. Yıldızlar küresel şekle sahiptir. Şimdi yıldız dediğinde aklınıza ilk gelecek yıldız nedir? Güneştir, değil mi? Güneş. Güneş üzerinden diğer yıldızlara bir genelleme yapabilirsiniz. Yani baktığınızda aslında Güneş küresel bir yapıya sahip midir? Evet, sahiptir. O zaman yıldızlar da küresel şekle sahip midir? Sahiptir. Şimdi diyebilirsiniz, hocam geceleyin biz yıldıza baktığımızda ya normalde bizde yıldız şu şekilde görünür. Geceleyin baktığımızda bu şekilde görünüyor. Diyemenizin amacı şudur. Yıldızlar çok uzak mesafelerde olduğu için oradan gelen ışıklar kırıla kırıla bu şekli almaktadır. Aslında orada görmüş olduğunuz ışık şeklidir. Yani güneşe baktığınızda yuvarlak olduğunu görebilirsiniz. Küresel olduğunu görebilirsiniz. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değillerdir. Bakın dikkat edin değillerdir. E şimdi ben size dedim ki en yakın yıldız bize ne? Güneş. E güneş bize ısı ve ışık veriyor mu? Veriyor. O zaman yanlıştır. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir. Canlılara baktığınız zaman bizim gibi canlılar ya da bitkiler ya da ne bileyim hayvanlar ya da tek hücrelilere dahi baktığınızda en küçük yapı birimi hücredir. Doğru cevaptır. Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir demiş. Bu da diğer bir ismidir. Tek hücreli canlılarda üreme mayoz ile gerçekleşir demiş arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifadedir. Mitoz ile gerçekleşecektir. Hücrelerden dokular, dokulardan ise organlar oluşur. Alt tarafta bununla ilgili daha iyi görsellerimiz var. Orada daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu da doğru bir ifadedir takım yıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir. Şimdi takım yıldızlarına baktığımız zaman bizim ne var? Mesela küçük ayı var, büyük ayı var, e, ne bileyim kuzey tacı var. E, baktığınızda arkadaşlar hepsine ne hayvan ismi vermişiz. Aslında insan ismi vermişiz, nesne adı vermişiz. Yani doğru bir ifade olacaktır. Ömrünü tamamlamış uzay araçları uzay kirliliğine neden olmaz demiş. Bakın bu da yanlış bir ifadedir. Neden yanlıştır? Mesela bizim internet için ya da görüntü için uzaya gönderdiğimiz uydular ne oluyor? Uzayda imha oluyor ve raydan çıkarak uzayın yörüngesinde uzayda kirlilik oluşturuyor. Aslında teknolojik bir çöplük oluşturuyor. Bunu mesela yan taraftan bakabilirsiniz. Geçenlerde NASA'nın bir görsel paylaşmış uzay çöplüğü dediğimiz bir görsel vardı. Orada binlerce uydunun çöplüğünü görebilirsiniz. Teleskoplar aynalı ve mercekli teleskoplar olmak üzere iki çeşittir demiş. Bu da yanlış bir bilgidir. Teleskoplar üç çeşittir. Aynalı tamam doğru mercekli dolu. Bir de radyo dediğimiz teleskop türü vardır. Bu da gözle görülmeyen ışınların algılanması için kullandığımız bir teleskoptur. Bitki hücresinde bulunan hücre çeperi seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hücre duvarı demiyor. Bakın dikkat edin. Hücre duvarı demiyor. Hücre çeperi diyor. Hücre çeperi seçici geçirgen bir özelliğe sahip değildir. Geldik şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Bunlara bir bakalım. Ay'a adım basan ilk insan Neil Armstrong'tur değil mi? Neil Armstrong aya ilk adım basan insandır. Evrenin dünya dışında kalan kısmı ne diyoruz biz? Uzay diyoruz. Yani dünyadan çıktıktan sonra atmosferi çıktıktan sonra geriye kalan bütün kısma biz uzay diyoruz. Teleskoplar ne demiştik? Aynalı teleskop var demiştik. Yukarıda söylemiştik. Diğeri mercekli, tamam bu da var. Bir de ne demiştim? Radyo teleskoplar olmak üzere 3'e ayrılır. Zaten buradaki sorudan yukarının cevabını bulabilirsiniz. Astronomların gökyüzü ile ilgili çalışmalarını yürüttükleri yerlere gözlemevi gözlem evi diğer bir adı rasatanedir. Rasatane bu da aklınızda bulunsun. Gaz ve tozlardan oluşmuş tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine bulutsu adı verilir zaten dünyanın da oluşması yine aynı şekilde gaz ve tozlaydı. Daha sonra dünya döne döne bu hale almıştı. Bazı takım yıldızlarına nokta 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 örnek verilebilir. Örnek verelim arkadaşlar. Mesela çoban takım yıldızımız var. Ejderha var. Ejderha var. Küçük ayı var küçük ayı, büyük ayı var. Mesela Kuzey Tacı var. Bunlar da örnek olarak yazabilirsiniz. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve zamanda ışık kullanımı nedir? Işık kirliliğidir. Işık kirliliği doğru cevabımızdır. Yani bir yerde fazladan ışık kullanılması ışık kirliliğidir. Bunu şöyle örnek verebilirsiniz. Mesela sokak lambaları gün aydınlandıktan sonra kapanır ama kapanmasa ne olacaktı? Bir ışık kirliliği olacaktı. Gök adalar biçimse biçimlerine göre biçimlerine göre ne vardı? Sarmal gök adalar vardı. Peki gök adalar neydi? Yukarıda söylemiştik, galaksilerdi. Sarmal vardı, oval vardı. Bir de son olarak düzensiz vardı. Düzensiz olmak üzere 3'e ayrılırdı. 2016 yılından itibaren asti geri istihbarat amaçlı görevine devam eden uydu. Bakın bizim göndermiş olduğumuz bir uydu. Bu nedir? Göktürk bir uydusudur. Sakın hocam yazınız çok çirkin demeyin. Yazımın çirkin olduğunu biliyorum. Devam edelim. Onun için genelde zaten test soruları hazırlamaya çalışıyorum. Uzay ile, uzay ile dünya, ay, güneş, gezegenler, yıldızlar ve diğer gök cisimlerin hepsi neyi oluşturur? Evreni oluşturur. Peki, dünyadan çıktıktan sonra geriye kalan kısma biz ne diyorduk? Uzay diyorduk. Nerede yazdık? İkinci soruda yazdık. Şimdi burada görsellerimiz var. 5 tane görselimiz var. Bu 5 görsel üzerinden hangisi hücre, hangisi organ, hangisi doku, hangisi sistem, hangisi organizma bunlara bakacağız. Şimdi birinci görsele baktığımızda hatta biz şöyle yapalım. Küçükten büyüye doğru gidelim. İkinci görsele baktığımızda bir hücre görebiliriz. Bura bir hücredir. Daha sonra hücrelerin birleşmesiyle ne oluşur? Doku oluşur yani 4 numara oluşur. Dokuların birleşmesiyle organlar oluşur. 3 olacaktır. Organların birleşmesiyle sistemler oluşacaktır. Sindirim sistemi ya da boşaltım sistemi, kan dolaşım sistemi gibi. Daha sonra sistemler de birleşerek organizma dediğimiz canlıyı oluşturacaktır. Tamam mı burada? Neydi? Hücre, doku, organ, sistem, organizma şeklinde ilerleyecektir. Devam edelim. Arka taraftaki sorularımıza bakalım. Arka tarafta bitki ve hayvan hücrelerinde hangisi bulunur hangisi bulunmaz bunlarla ilgili bazı e, bilgilerimiz var. Bunlara bakalım. İlk bilgimize baktığımız zaman kloroplast bulunur demiş. Bakın kloroplastı aklınızda şu şekilde e, belki bir ipucu olarak vereyim size. Kloroplast markasında bir tane ne var? Buzdolabı poşeti markası var. İçerisine biz ne koyuyoruz? İşte fasulye koyuyoruz, domates koyuyoruz, biber koyuyoruz. Ha, o zaman ne koyuyormuşuz içine? Bitki hücreleri yani kloroplast nerede bulunur? Bitkide. Hücre duvarı nerede bulunuyor arkadaşlar? Bitkide bulunuyor. Dikkat edin. Hücre çeperi demiyor. Hücre duvarı diyor. Köşeli bir şekle sahip olan yani şu şekilde bir yapıya sahip olan hücreler neydi? Bitki hücreleriydi. Hocam peki hayvan hücreleri nasıl bir yapıya sahipti? Hayvan hücreleri daha oval bir yapıya sahipti. Kofulları küçük ve çok sayıdadır. Bakın sadece kofulu var ya da yok demiyor. Kofulları küçük ve çok sayıdaysa bunlar nedir? Kalemi değiştireyim hemen. Hayvan hücreleridir. Sentrozom bulunmaz. Sentrozom bulunmayanlar kimlerdi? Bitki hücreleriydi. E, bulunanlar kim o zaman? Hayvan hücreleri doğal olarak. Yuvarlak bir şekle sahip olanlar kimlerdi? Hayvan hücreleriydi. Kofulları büyük ve az sayıdaysa, kofulları küçük ve çok sayıda olanlar hayvan dedik. E, kofulları büyük ve az sayıdaysa bu da bitki hücresi. İnsan hücresine benzer yapıda olan da ne olacaktır? Hayvan hücresi olacaktır. Yani insanın vücut yapısına en uygun hücre yapısı hayvan hücreleridir. Şimdi geldik görselde bir e, hücre yapımız var ve bu hücre yapımız içerisindeki çekirdek mekanizması ya da hücre çeperi ya da hücrenin iç kısmı dediğimiz yapılar var. A, B, C şeklinde belirlemişler. Bunlar içerisinde hangi görev hangisine ait? Bunlara bakacağız. İlkinden başlayalım. Yönetim merkezidir. Bakın bir yeri yöneten yer neredir? Mesela şu anda Türkiye'yi düşündüğünüzde Türkiye'nin yönetim yeri neresi? Ankara, değil mi? Yani çekirdek yapı olacaktır. Yani B seçeneği olacaktır. Hücrenin dağılmasını engeller. Yani dağılmayı kim engeller? Dış duvar, sınırlar engeller. Yani A olacaktır. Çekirdek İ ile hücre arasını doldurur. Bak çekirdek nere? Bura. Hücre nere? Şu yan tarafta görmüş olduğumuz yapı arasını dolduran kısım ne olacaktır? C kısmı yani şurada yumurta akına benzeyen kısım olacaktır. Kalıtsal özelliklerin taşınmasını sağlayan kısım neredir? Çekirdek yapıdır. Yani bilgilerin saklandığı yer neredir? Çekirdek yapıdır. Yani Ankara'dır. A, bütün bilgilerimiz bizim bilgilerimiz nerede? Ankara'da. Yaşamsal olayların gerçekleştiği yer. Yaşamsal olaylar nedir? Yani bazı proteinlerin üretilmesi, enerjinin ortaya çıkması gibi yapılar nerede oluşacaktır? C kısmında yani şu hücre içi kısmında olacaktır. Hücreye şekil verir. Baktığınız zaman hücrenin şeklini ne yapıyor? A kısmı oluşturuyor. Hücreyi dış ortamlardan ayıran yine A kısmıdır. Çünkü sınır etraftır. Seçici geçirgen bir yapıya sahip yine A kısmı olacaktır. Organellerin denetimini gerçekleştirir. Yani bir yerin çalışıp çalışmadığını nereye gerçekleştirir? Çekirdek gerçekleştirir. Merkez yani B seçeneği. Yumurta akı kıvamında bir yapıya sahip olan yerde nere olacaktır? C seçeneği yani hücrenin iç kısmı olacaktır. Tamam mı burada? Bakın yönetimsel bilgilerin saklandığı yer diyorsa B, eğer hücrenin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor diyorsa C, hücrenin sınırını ve gelen gideni kontrol ediyorsa A olacaktır. Bu şekilde de genelleme yapabilirsiniz. Aşağıda mitoz bölünme evreleri ve özellikleri verilmiş. Buna göre mitoz bölünme evreleri ile özelliklerini eşleştiriniz. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere 6 tane mitoz bölünme evreleri var. Peki bunlar ne? Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman artık yavaş yavaş iyi iplikleri oluşmuş. Ve burada kromozomlar ne yapmış arkadaşlar? Belli bir ölçüde. Artık ilk aşama dediğimiz bu kısımdayız. Yani DNA'nın kendine eşlediği ilk aşamadır. Bu aşamada hücre bölünmeye hazırlanır. Yani hücre artık diyor ki ben bölüneceğim. Yavaş yavaş bölünmeye başlayacağım. Daha sonra ikinci aşamaya baktığınızda artık kromozomlar hücre çeperini, çekirdek zarını özür diliyorum, çekirdek zarını dağıtmışlardır ve yavaş yavaş iyi iplikleri dediğimiz ipliklere bağlanmaya başlamışlardır. Yani çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Kromozomlar hücrenin ortasına doğru hareket etmeye başlar. Yavaş yavaş artık hücrenin ortasına geliyor. C seçeneğine baktığımızda artık ekvatorik olarak kromozomlar ne yapmış? Hücrenin ortasına birleşmişler. Yani burada da kromozomların en belirgin olduğu evredir. Kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvatora dizilirler. Şimdi geldik D seçeneğine. D seçeneğinde de artık kromozomlar birbirlerinden ne yapmış? Ayrılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi. Yani ne olacaktır? Burada artık iyi iplikleri yavaş yavaş kendine çekmeye başlayacaktır. İyi iplikleri kısalır. Birbirinden ayrılan kardeş kromozom kromotinler zıt kutuplara doğru hareket edecektir. Özür diliyorum. Kromotinler bu şekilde ne yapacaktır? İlerleyecektir. E seçeneğine de baktığınızda artık arkadaşlar ne olmuş? Çekirdek zarı ve çekirdek oluşmaya başlamış. İçlerinde bir çekirdek oluşuyor yavaş yavaş. Yani çekirdek zar ve çekirdekçik oluşur. İyi iplikleri kaybolmaya başlar ve sitoplazma bölünmesi artık başlar. Son olarak da ne olacaktır? Sitoplazma bölünmesi gerçekleşecektir. Birbirinden ayrı iki yeni hücre birbiriyle tip atıp aynı iki yeni hücre meydana gelecektir. Aşamaları yavaş yavaş anlattık arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bu aşamaları yaptığında mitoz bölünme gerçekleştirmiş olacaktır. Sorularımız bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorum kısmından cevaplayabiliriz. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüzler almanız dileğiyle. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.